nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve kulübümüzden bahsetmeden önce ben Fatih Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Ekran başındaki evet. İzleyicilerimize sizlerden dinleyelim kariyer hayatınızı. Ben 1988 İzmir doğumluyum. 2011 yılında beden eğitimi fakültesinden mezun oldum. Basketbol kariyerimin yanına antrenörlük kariyerimi ekledim. Bir dönem hakemlik de yaptım. 2011 yılından itibaren de Ankara'da ikamet etmekteyim. Burada antrenörlük mesleğimi yerine getirmekteyim. 2013 yılında Ankara Spor Kulübümüzü kurduk ve 6. sezonumuza girdik bu sezon. O dönemden beri çalışmaktayım. Basketbol kıdemli antrenörlük belgesine sahibim. Aynı zamanda da voleybol birinci kademe antrenörlük belgesine sahibim. Evet, kısaca kariyer hayatımız bu diyorsunuz. Evet, en kısa şekilde bu şekilde özetleyebilirim. Peki biraz kulübümüzden bahsedelim o zaman. Neler yapıyorsunuz kulübümüzün burada? Kulübümüzün kuruluş aşaması özellikle çocuklar, minik yaş grubu ve gençlere sporu tanıtmak, onların sporla tanışmalarını sağlamak, yetenekli sporcuların lisanslanarak müsabakaları çıkmalarını ve basketbol Türkiye basketbol liglerinde oynamalarını sağlamak, inşallah da Türk milli takımına hizmet etmelerini sağlamak için kulübümüzü kurduk ve şu anda yaklaşık 100 tane lisanslı sporcuya sahibiz. Sporcularımız hem sosyal açıdan burada etkinliklerde bulunuyorlar hem de antrenmanlarla ve beslenme programlarıyla iyi bir sporcu olarak yetişmekteler. Biz de takibini sürekli yapıyoruz. Velilerimizle de işbirliği halindeyiz sürekli. Okullarıyla da aynı şekilde. Derslerini de iyi tutmak zorundalar. Bizim en önemli kriterlerimizden biri. Derslerinde başarısı olan sporcularımıza ufak çaplı cezalar verebiliyoruz. Antrenman aksatma gibi, almama gibi vesaire. Bunları yapabiliyoruz. Peki yaş aralığımız var mı? Yaş aralığımız 5 ila 18 yaş aralığı sporculara hitap ediyoruz. En küçük grubumuz temel basketbol eğitimi ve fundamental eğitimi alıyorlar. Onlar daha çok eğitsel oyunlarla destekliyoruz ve basketbolu tanıtıyoruz. Voleybolda paralel olarak devam ettiği için, basketbol diyorum ama voleybolda da aynı şekilde. 8 yaşında 10 yaş arası yavaş yavaş toplu antrenmanlar, toplu driller çalışmaya başlıyoruz. Daha sonra da lisanslanıp zaten müsabaka antrenmanlarına başlıyorlar çocuklarımız. 18 yaşına kadar devam ediyor, genç yaş kategorisine kadar devam ediyor. Nasıl bir eğitimden geçiyorlar peki burada? Zorlu mu? Çocuklarımız öncelikle hedefimiz onların sporun içinde kalmaları olduğu için çok fazla baskıcı bir şekilde çalıştırmıyoruz. Ama disiplinden de kesinlikle taviz vermiyoruz. Hem derslerinde, tabii ki Türkiye'nin şartları malum, dersleri de birinci planda olmak zorunda. Dersleriyle basketbolunu, sporunu, voleybolunu beraber götürecek şekilde program yapıyoruz. Bunların yanında beslenmelerini düzenliyoruz. Onlara katkı sağlıyoruz. İşte uyku düzenleri, yeme içme alışkanlıkları, ders programları, bunların hepsini bir arada tutarak basketbolda, sporda kalmalarını sağlıyoruz. Tabii ki basketbolun özel antrenmanlarını da çocuklarımıza sunuyoruz. Antrenman drillerini de sunuyoruz. Çocuklarımız üst düzey basketbol eğitimini de belli bir yaştan sonra alıyorlar. Peki kulüp olarak başarıya imza attınız mı hiç bu zamana kadar? Şimdi biz altyapılarda mücadele ettiğimiz için yerel başarılarımız tabii ki oluyor. Ama bizim hedefimiz öncelikle insan, ondan sonra sporcu, ondan sonra da basketbol veya voleybolcu doktrinine sadık kalarak sporcu yetiştirmek. Sporcularımızın kulüpsel başarılarından ziyade bireysel başarılarını ve bireysel sporculuk kariyerlerine odaklanıyoruz. Ve yükseldikçe sporcularımız biz bundan memnun oluyoruz. Evet. Biraz da kulüp olarak sektördeki farkınızdan bahseder misiniz Fatih Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Evet, en önemli farkımız sporcularımıza bir birey olarak değer vermemiz. Biz antrenmanlarımızda bütün koçlarımız çocuklarımızla birebir ilgileniyor. Birebir onların ismiyle hitap ederek onların bütün sorunlarıyla birebir ilgileniyorlar. Velilerimizle sürekli diyalog halinde oluyoruz. Ve çocuklarımızın sosyal aktivitelerine de çok önem veriyoruz. Belki de bu farklarımızdan biri de bu olmalı. Bisiklet turları yapıyoruz, piknikler yapıyoruz, sinema günleri yapıyoruz, geziler yapıyoruz. Ankara'da bulunan tarihi yerlere geziler yapıyoruz, kamplar yapıyoruz. Sömestr tatilinde ve yaz tatillerinde kamplar yapıyoruz. Dünyanın diğer ülkelerinden gelen sporcuları tanıma fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda Türkiye genelindeki sporcuları kamplar sayesinde. Bu sayede çocuklarımız hem sosyal aktiviteler hem de sporla birlikte aslında karakter ve kişilik oluşumlarına spor büyük bir katkı sağlıyor bu anlamda.
Evet, kesinlikle. O zaman sadece burada değil, her alanında çocuklara dokunuş yapıyoruz. Evet, her şeyden önce onlar birer birey, ileride bir aile babası veya annesi olacaklar. İleride basketbolcu olamasalar bile bir meslek sahibi olacaklar. Oralarda spordan aldıkları kazanımları yansıtmalarını istiyoruz. En önemli özelliğimiz bu belki de. Çok. Spor her şeyden önemlisi sağlıktır. Bunu unutmasınlar. Rekabete odaklanmasınlar. Öncelikle spordan keyif almaya baksınlar. Zaten keyif aldıkça da daha iyi sporcu, daha iyi basketbolcu, voleybolcu veya diğer branşlarda da yetişeceklerdir. Her şeyden önce bu işten keyif almayı bilsinler. Ama çok çalışsınlar. Ve bütün hayatlarında da beslenmelerine, derslerine de dikkat ederek yaşasınlar. Ailelere de söylemek istediğim, çocuklarımızın yanında olalım, onlara destek olalım. Onlara sadece kazandıkları zaman değil, kaybettikleri zaman da onların yanında olalım. Söylemek istediğim bunlar. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler aldık. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim. Thank you.